İyi günler diliyorum efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle İslam ülkeleri öteden beri Hazreti Peygamber'in dünyamızı teşrif edişi dolayısıyla bir takım programlar, ihtifaller, merasimler yapmışlardır. Bu bizim Osmanlı tarihi boyunca da Osmanlı'dan bize intikal eden ve hala halkımızın arasında devam eden yaygın bir tutum ve davranıştır. Bilineceği üzere İslam'a göre, ki Kur'an'da da bu vardır, Allah'ı sevmenin ölçütü olarak peygamber sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Peygamberi kendi canından, malından, her türlü varlığından daha çok seven Müslümanlar, Peygamberimizin doğumu münasebetiyle bir takım kutlamalar, bir takım tebrikleşmeler, bir takım merasimler icra etmişlerdir. Memleketimizde yaygın olan da daha çok camilerde mevlid programı yapılmasıdır. Zaten mevlid programı Osmanlı'dan günümüze şöyle diyelim, Türk milletinin Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okumuş ve okutmuş olduğu kitap veya dini metin Mevlid-i Şerif olmuştur. Mevlid-i Şerif çeşitli yazarlarımız Peygamberimizin doğumuyla ilgili bu mealde eserler vermişlerdir. Ama halkımızın arasında en çok şöhret bulan Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu, asıl adı Vesiletün Necat olan ama bugün Mevlid-i Şerif olarak herkesin isimlendirmiş olduğu o metindir. Birkaç bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümünde Cenab-ı Allah'a yakarış, yalvarış. İkinci bölümünde Amine Hatun Muhammed Anesi, olsa deften doğdu, oldur danesi bahri ile başlayan, yani Mevlid bahri, Mevlid kısmı. Arkasından yine Peygamberimize hitaben merhaba bahri şeklinde böyle 5 bölüm şeklinde gitmektedir. Burada Peygamberimizin önemi, bir Müslümanın hayatında yer alması gereken ehemmiyeti, bunların üzerinde durulmaktadır. Ki Peygamberimizin doğumu ile ilgili ol saatte doğdu, ol sultanı din, nura gark oldu semavatü zemin. Yani dinin sultanı Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyamızı teşrif ettiklerinde bütün yeryüzü ve gökyüzü nura gark oldu. Yani her taraf ışığa gark oldu manasında bir beyt kullanmıştır. Tabii ki Mevlid-i Şerif bir edebi metindir. Süleyman Çelebi'nin Peygamber Efendimiz'e duymuş olduğu sevgiyi dile getirmektedir. Ve bu sevgi halkımız arasında o kadar yaygınlaşmıştır ki Türk halkı doğumunda, sünnetinde, ölümünde, yani önemli saydığı bütün günlerde, düğününde bu Mevlid-i Şerif'i okutturur ve onunla deyim yerindeyse hislenir, heyecanlanır, sevgisini, hüznünü bununla dile getirir. Ve tabii bu gelenek Diyanet İşleri Başkanlığımız ve bu başkanlığımıza bağlı müftülükler tarafından illerimizde, ilçelerimizde işte değişik camilerde Mevlid-i Şerif okutularak devam etmektedir. Yine aynı şekilde resmi veyahut da sivil televizyonlarımız tarafından da bu gelenek devam ettirilmektedir. Bu Peygamberimize duyulan sevginin gereğidir. Tabii ki Peygamberimize duyulan sevgiyi ifade ederken bu Peygamberimizin o mübarek naaşına zati, yani mübarek vücuduna duyulan sevgidir. Bu sevgiden öteye, yani Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi, insanlığa göstermiş olduğu o ilahi hakikatler, kılavuzluk insanların nazarına getirilmelidir. Yani evet, Peygamberimizi seviyoruz, bu güzel bir şeydir ama Peygamber sevgisi bizi Peygamberimizin yolundan gitmeye,
onun sünnetini ihya etmeye, onun davranışlarını, onun tavırlarını, yani nezaket, zarafet, incelik, güzellik, adab-ı muaşeret gibi bir takım kanun ve kaideleri, prensipleri hayatımıza hakim kılmalıyız. Kaldı ki Peygamber Efendimiz'in hanımı Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den bahsederken onun ahlakı Kur'an'dı. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Enbiya suresinde Cenab-ı Allah biz ey Resulüm, ey Peygamber, seni bu dünyaya, bu alemlere başka bir şey için değil, rahmet için gönderdik. Yani Peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilen. Tabi bu rahmet kelimesini de biraz açmamız lazım. Yani Peygamber Efendimiz'in tavır ve davranışlarını tatbik edersek, hayatımıza uygularsak, bu bizim hayatımızda nezaket olarak, zarafet olarak, incelik olarak, güzellik olarak, hakşinaslık olarak, adalet olarak tecelli eder ve bu prensipler de bizim hayatımızı kolaylaştırmış olur. Bir anlamda büyüğün, küçüğün, herkesin yerini bilmesi, herkesin birbirine karşı sevgi, saygı, hürmet, muhabbet duymasıdır. Ve bu sıkıntılardan, krizlerden bunalan dünyamıza yeni bir nefes aldırmaktır ki işte bu Muhammedi nefes, Muhammedi nefeslenme diye de isimlendirebiliriz. Bunu da Peygamber Efendimiz'in doğumu münasebetiyle gündeme getirmiş olalım. Ve inşallah her birimiz bir mümin, Müslüman olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden, onun sünnetini ihya eden, onun davranışlarını hayata hakim kılmaya çalışan birer fert, birer birey olma yolunda Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim.